Sevgili Halkbanklılar, değerli dostlar, bugün yine Halkbank Genel Müdürlüğümüzün Ankara'daki binasından Halk Akademi TV'nin organize ettiği televizyon programıyla karşınızdayız. Sosyal destek servisimizin bu organizasyonuyla bugün sizlere COVID-19 sürecinde acaba kalp sağlığımızı etkileyen unsurlar neler ve vücudumuzun aslında temel motoru kalbimizi sağlıklı tutmak için bizler neler yapmalıyız? Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Başar Candemir. Aynı zamanda Başar Hocamız bizim Ankara Üniversitemizin kalp merkezindeki girişimsel işlemleri de yapan bir hocamız. Gerçekten Türkiye'deki birçok hastamıza da bu girişimsel işlemleriyle sağlık katan bilim insanlarımızdan birisi. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey, çok evet, teşekkür ederim. Bugün aslında çok sorulan sorularla beraber değerli Halk Bankası çalışanlarımızı ve dolaylı olarak da ailelerini biz bugün bilgilendireceğiz. Tabii COVID-19 süreci bugün yaklaşık Mart'tan beri hayatımızı sıkmaya devam eden, şiddetini giderek de artıran bir husus. Ve tabii hep şunu söyledik, kronik hasta olanlar bu süreçten çok fazla etkilendiler, risk altındaki grup. Ve tabii hastalık ve kronik hastalık deyince aklımıza iki tane organ geliyor, birisi beyin, birisi de kalp. Doğru. Ve bugün sizde de kalp unsurlarını konuşacağız. Bugün kronik hastalıklar dediğimiz zaman kalple ilgili olanlar hangileri hocam? Önce bunları başlıklandıralım, sonra da girelim. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi kronik hastalık denildiği zaman ilk olarak aklımıza gelenler koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, hipertansiyon veya diyabet gibi durumlar. Yani kalbin hasar gördüğü durumlar. Biz bunları genellikle kalıcı olarak hasar bulunan durumlarda bunları kronik kalp hastalığı olarak değerlendiriyoruz. Evet, kronik kalp hastalıklarını sıraladık. Tabii bizim kalp deyince de aklımıza gelen iki tane temel hastalık var. Bir tanesi kalp krizi, diğeri de inme dediğimiz hastalıklar hocam. Biz kalp krizi mi geçiriyorum yoksa bir inme mi geçiriyorum? Biz hangi şikayetlerle bunu düşünmeliyiz? Şimdi kalp krizi dendiği zaman toplumda yaygın olarak bilinen durumda genellikle bir göğüs ağrısı olarak en sık karşımıza çıkan şikayetlerden bir tanesi. Bunun dışında göğüs ağrısıyla eşlik eden çarpıntı, ani çarpıntı, nefes darlığı, boğulma hissi gibi durumlar da kalp kriziyle beraber karşımıza çıkan durumlardan. İnme ise beyin fonksiyonlarının genellikle kanama veya pıhtıyla bir şekilde beynin besleyen damarların tıkanmasıyla veya beyinde bir kanamayla ortaya çıkan beyin fonksiyonlarındaki lokalize, yani örneğin kolun tutmaması, işte felç denilen durum aslında inme denilen durum. Kolun tutmaması, güçsüzlük kaybı, aniden karıncalanma veya aniden bilinç bulanıklığıyla karşımıza çıkan bir durum inme. Ama hocam herhalde bazı kalp hastalıkları özellikle inme geçirilmesinde de en önemli hazırlayıcı faktör mü oluyor? Kesinlikle. Özellikle hipertansiyon, diyabet ve bazen ritim bozuklukları, atrial fibrilasyon denilen özellikle yaşlı hastalarda çok sık gördüğümüz bir durum var. Bu pıhtı oluşumunu, kalp içinde pıhtı oluşumunu ve pıhtının da beyine giden damarları tıkaması sonucunda felce yol açan çok ciddi bir durum. Bunlar da inmeyle beraber kalp hastalıklarının birlikteliğini gösteriyor. O zaman izleyicilerimize şunun altını çizelim. Özellikle hipertansiyon, tansiyon yüksekliğini es geçmemeliyiz. Çünkü bu bir felçin ya da bir inmenin hazırlayıcı nedeni olabilir. Diyabet ve bir de tabii kalbimizdeki ritim bozukluklarına dikkat edeceğiz. Kesinlikle. Tabii hocam bugün ülkemizde ne kadar kalp hastası var bilmiyorum. Belki siz bunu sayılandırabilirsiniz ama bu COVID-19 sürecinde bu kapanmalar, sağlık sistemine erişim, insanların hekimlerine erişim, yaşanan korkular tabii bugün hepimiz gibi kalp hastalarında ne yaptı? Sınırladı. Doğru. Kalp hastaları bu süreçten nasıl etkilendi hocam? Amerika'dan çok maalesef kötü bir veri var. Normalde hastanelere ani kalp kriziyle, damarlarındaki tıkanıklık sonrasında kalp kriziyle gelen hasta sayısı yaklaşık 8'de 1'neymiş COVID zamanında. Neden? Çünkü insanlar normal dışarı çıkmak ve hastaneye gitmekteki o COVID kapma riski nedeniyle ve çoğu kez de hastane sistemi, sağlık sistemi de COVID tarafından satüre edildiği için, tamamen kapatıldığı için gerekli işlemleri de yaptıramıyorlar, gerekli tıbbi müdahalelere de ulaşamıyorlar ve korkudan geç müdahaleler nedeniyle
kalp krizine bağlı olarak ölüm sayısı 4-5 kattan daha fazla artmış durumda. Ve bunların çoğu sağlık sistemine maalesef ulaşamadan evde hayatlarını kaybediyorlar. Peki Türkiye'de nasıl oldu bu durum? Türkiye'de hocam? De benzer bir duruma karşı karşıyayız. Normal sağlık sisteminde eskiden gördüğümüz yıllık olarak her zaman bir istatistiki değerlerimiz vardır. Belli sayıda hasta kalp kriziyle gelir, belli sayıda hasta tansiyon atağıyla gelir, belli sayıda hasta ritim bozukluğuyla gelir. Özellikle COVID zamanında bu kapanmadan sonra acil olarak kardiyak sıkıntı nedeniyle, kardiyak problem nedeniyle gelen hasta sayısında 4 veya 5 kattan daha fazla bir azalma var. Azalma oldu evet. Diyorsunuz. Yani hastalar aslında evde korkudan gelemediler. Gelemiyorlar ve maalesef o hastalıklar genellikle bu hastaların çoğunun kaybedilmesine yol açıyor. Evet. Bir de hocam tabii şöyle söyleyeyim. Biz hep şunu söyledik. Kronik hastalığı olanlar bu COVID sürecini daha zorlu geçirdikleri, evet, yoğun bakımlarda daha çok kalmak ihtiyacında olduklarını, hatta çoğu zaman da kaybedilenlerin büyük bir kısmının da yine kronik hastalıkları olanlar olduğunu hep söyledi bilim insanlarımız. Evet. Peki bugün kalp hastalığı olanların ya da kronik kalp hastası olanların COVID hastalığına yakalanma riskinin fazla olduğunu, olabileceğini söylemek mümkün mü hocam? COVID enfeksiyöz bir hastalık, viral bir hastalık. Yani bir virüs enfeksiyonu. Kalbi de etkiliyor. Aslında ilk başta ortaya çıktığı zaman koronavirüs ilk bilinen bir gerçek olarak aslında eskiden bizim nezle dediğimiz, grip dediğimiz hafif bir solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstü. Fakat bu biraz mutasyon da geçirdiği için, değişik bir virüs olduğu için sadece solunum sistemini ve akciğer sistemini değil, bütün organ sistemini tutuyor. Koronavirüsün problemi şu, sadece solunum yolu enfeksiyonu değil, kalbi, damar yatağını, akciğerleri, akciğer yatağını ve vücuttaki her yeri tutabilen bir hastalık. Bunun da nedeni şu, vücutta çok yaygın bir yangı yanında bütün damar sisteminde ciddi anlamda damar yatağını hasta edip damar içinde pıhtı oluşturuyor. Ve bu pıhtı her türlü organ sistemine de yer açabileceği için bu organ sistemlerinin hepsi bir süre sonrasında iflas etmeye başlıyor ve genellikle bu hastalar multi organ yetmezliği dediğimiz çoklu organ yetmezliğiyle kaybediliyor. En sık tutulan organlar ise akciğer ve kalp. Evet, yani aslında kalp hastası olmasının kişinin COVID'e yakalanma riskini artırmayacağını evet, söylediniz. Ama bazı hekimler de hocam tabii bu kronik hastalıklar ne olursa olsun vücudun bağışıklık sistemini bu miktar çöktürdüğü için COVID gibi bütün hastalıklara da yakalanma riskinin fazla olabileceğini savunanlar da var. Evet, şimdi istatistik olarak konuşursak eğer COVID'te normal bütün popülasyon düşündüğümüz zaman, nüfusu düşündüğümüz zaman %80'i çok asemptomatik dediğimiz yani tamamen semptomsuz veya hafif bir grip şeklinde geçiriyor aslında koronavirüsü. %10 ile 15'i bu hastaların ciddi akciğer yolu enfeksiyonu gibi yani işte zatüre veya pnömoni dediğimiz tabi dilde bu şekilde bir hastalık geçiriyor. Fakat bu hastaların sadece 20'de biri veya 25'te biri, %4 ile 5'i ciddi anlamda şoka giden ARDS dediğimiz oldukça akciğer yetmezliğine geçen bir durumla karşı karşıya geliyor. Fakat kalp hastalığının olması bu hastalığa yakalanma riskinizi değiştirmiyor. Kalp hastalığınız, daha doğrusu yapısal bir kalp hastalığı olması bu hastalıktan ne kadar zarar görme olasılığınızı, hastaneye yatmanızı veya solunum cihazına bağlı olmanızı veya maalesef kaybedilmenin riskinizi belirliyor. Ve maalesef bu bilinen bir gerçek. Eğer kalp hastalığınız varsa kronik, COVID'e yakalanırsanız bu riskler daha fazla. Peki hocam, risklerin fazla olabileceğini söyledik. Evet. Onun için kalbinizi iyi koruyun. Bakın COVID kalp hastalarında daha riskli pozisyonlar yaratabiliyor. Kalp hastalıkları olanların belli şikayetleri var. Evet. Alışılageldiği, yaşadığı şikayetler. Eğer bunun üzerine bir COVID enfeksiyonu ilave olursa bu şikayetler acaba ne gibi değişimler gösterebilir? Neler ilave olabilir? Şimdi kalp hastalarının en sık başta gelen şikayetlerinden bir tanesi nefes darlığı. Tansiyon problemleri, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi veya çarpıntı gibi durumlar var. Yapılan çalışmaların hepsinde gösterilen şu ki, eğer ki altta yatan bir kalp probleminiz varsa, COVID ile beraber bu şikayetlerinizin düzeylerinin artması, örneğin nefes darlığınızın daha ciddi seviyeye ulaşması, kalp hasarınız varsa bu kalp hasarının COVID'in direkt veya indirekt etkileri nedeniyle kalp fonksiyonlarınızın daha da bozulması ve şikayetlerinizin artması her zaman olası olan şeyler. Aynı şekilde ritim bozukluğu olan hastalarda da COVID enfeksiyonu sonrasında ritim bozukluk sıklığının da arttığı biliniyor.
Şimdi hocam tabii çok güzel. Özellikle biz COVID enfeksiyonlarında genellikle bu teneffüs yolları ve akciğerle ilgili sorunlar konusunda gerçekten bilim insanlarımızın verdiği bilgilerle hepimiz doyduk aslında. Fakat kalp tutulumu varsa, bir COVID düşünelim, bir kalp tutulumu olduğunu düşünelim. Buna bağlı kişiler hangi şikayetleri yaşar? Yapılan çalışmalarda gösterilen bazı datalar var. Genellikle hastaların 1/3, bazen 1/4 de diyenler var. Yaklaşık %25, %30'unda kalp tutulumu oluyor. Kalp tutulumunu biz nasıl anlıyoruz? Kan testlerinde kalbin hücrelerine salgılanan bazı maddeler var. Bu madde eğer kalpte pozitif olarak çıkarsa kan testlerinde kalbin hasar gördüğünü görüyoruz. Kalp hasarı sonrasında karşınıza her türlü şey çıkabilir. Kalp hasarı olduğu zaman göğüs ağrısı yapabilir. Bu kalp hasarının tabii öncelikle hangi nedenden ortaya çıktığını düşünmemiz lazım. İki türlü kalp hasarı biliniyor. Ya direkt olarak virüs tarafından kalbin direkt olarak invazyon deriz, tutulumu olabilir. Yani virüs kalp dokusu, kas hücrelerine içine girer ve kalbi hasar gördürebilir veya indirekt olarak. Çünkü COVID'in en önemli özelliği bu yangı dediğimiz, inflamasyon dediğimiz durumu arttırması ve burada bazı sitokin dediğimiz vücudun savunma mekanizmalarını gereksiz şekilde arttırması sonucu bir yan hasar olarak. Aslında vücut orada kendi kendine, kalp orada vücudun koruma mekanizmasının aşırı cevabı nedeniyle hasar görmeye başlıyor. Veya pıhtı oluşumu nedeniyle damarların tıkanması ve bu da aynı şekilde kalp hasarı karşımıza çıkartabilir. Bu nedenle hastalarda kalp yetmezliği durumları, göğüs ağrısı veya bazen ölümcül çarpıntı, ölümcül ritim bozukluklarıyla hastalar karşımıza çıkabiliyor. Hocam biz ilk soru olarak size şunu sormuştuk. Hangi kalp hastalıkları kronik kabul ettiğimiz hastalıklardır? Evet. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum size. Bu hastalıklar içerisinde en büyük risk grubunda olanları 1, 2, 3 diye sıralarsak? En büyük risk grubunda olanlar kalp yetmezlikli hastalar. Kalp yetmezlikli hastalar. Konjestif kalp yetmezliği dediğimiz kalp yetmezlikli hastalar. Yani kalbin gücünün azaldığı, kalbin özellikle COVID enfeksiyonu gibi durumlarda artan ihtiyacı karşılayamadığı durumlar. Bunun dışında koroner arter hastalığı, hipertansiyon veya ölümcül ritim bozukluklarına meyilli olan, yapısal kalp hastalığı olan hastalarda da aynı şekilde risk maalesef artıyor. Demek ki kalp hastalığı olanlar özellikle COVID önlemleri konusunda aslında bugünden itibaren önlemleri biraz daha artırabilirler. Evet, değerli dostlar, biz bu ay Halk Bankamız içerisinde çok güzel bir projeye başladık. Biliyorsunuz ki bizim yaşamamız için organlarımızın performansına, organlarımızın varlığına, organlarımızın sağlığına ihtiyacımız var. Ve organ bağışı ile ilgili bugün Türkiye'de bir proje başlattık. Ve bunu ilk olarak Halk Bankamızda başlattık. Bakalım projemizin filminde organ bağışının farkındalığı ve bizler de aslında en büyük bir hizmet olarak organ bağışı yapmamız yönünde filmimiz bize neler söylüyor, izliyoruz. Organ nakli pek çok hastanın yaşamak için tek şansıdır. Organ bağışı, kişinin hayattayken hür iradesiyle yaşamı tıbben sona erdikten sonra organ veya organlarının organ bekleyen hastalara tedavi maksatlı nakledilmesi için verdiği izindir. Bugüne kadar ülkemizde 564.354 kişi organlarını bağışlama kararı almıştır. Türkiye'de 2019 yılında 5756 organ nakli gerçekleştirilmiştir. Tek çaresi organ nakli olan ve organ bekleyen, beklerken de organ bulunamadığı için hayatını kaybeden maalesef birçok insanımız var. Halen 24.745 kişi umutla kendisi için uygun bir organın çıkmasını beklemektedir. Organ bağışınızla birlikte başka hayatların kurtarılmasını sağlayabilirsiniz. Her bir son, yeni bir hayatın başlangıcı olabilir. Organlarımızı bağışlayalım.
Evet sevgili dostlar, organ bağışı ile ilgili filmimizi izledikten sonra hemen Başar hocamıza dönüyoruz ve diyoruz ki bugün aslında kalp dediğimiz zaman en çok korktuğumuz şey, yani yetmezlik de olsa, kalp krizi. Evet. Çünkü kalp krizinde ya yaşıyorsunuz ya ölüyorsunuz. Dolayısıyla özellikle COVID-19 süreci kalp krizi geçirme riskini nasıl artırır, artırır mı? Bu konuda da özellikle sorularımız var. Şimdi kalp krizini açığa çıkaran nedenler çok farklı. Çok geniş perspektifte karşımıza çıkıyor. Öncelikle stres, sigara, genetik yatkınlık, hipertansiyon veya şeker hastalığı gibi durumların olması gibi durumlar hepsi kalp krizi riskini arttıran şeyler. Covid'in getirdiği ekstra risk ise hastalarda, herkeste maalesef toplumda bir stres düzeyini arttıran bir durum. Bunun dışında aslında Covid enfeksiyonu direkt olarak kalp krizini arttırdığına yönelik olarak çok fazla, yani damar tıkanıklığına bağlı olarak kalp krizini arttırdığına yönelik çok fazla bir data yok. Fakat Covid hastalarında kalp hasarı var. Küçük damarların bahsettiğim pıhtılarla tıkanması sonucu kalp enzimlerinin artması da aslında bir çeşit bir kalp krizi olarak değerlendirilir sınıflamalarda. Bu nedenle her ne kadar ana damarların, yani bilinen şekliyle kalp krizinin sayısını arttırdığı konusunda her ne kadar bir kesin data yoksa da, ki arttırdığı düşünülüyor. Ama bu bahsettiğim küçük damarların pıhtılar tarafından tıkanması sonucu kalp hasarı, yani küçük kalp krizlerinin arttığı konusunda kesinlikle bir fikir birliği var. Bunu kesinlikle arttırıyor. Burada iki şeyin altını çizdiniz. Covid'le beraber stres ve sigara tüketimi dediniz. Evet. Hocam sigara tüketimine girmişken de tabii bizim ülkemizde sigara tüketimi çok fazla. Maalesef. Ve vazgeçilmeyen bir durum olarak insanların hayatına girmiş vaziyette. Evet. Sigara insanların kalp sağlığını nasıl bozuyor hocam? Kesinlikle yapılabilecek, bir insanın kendine yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesi. O damarların yapısını veya akciğerlerin o dışarıdan görüntüsünü, akciğer ameliyatları veya kalp ameliyatlarında aslında seyircilerimiz bir görebilse, kesinlikle aynı dakikada sigarayı bırakırlar. Yani sigaranın binlerce kötü etkisi var. Kanser riskini arttırıyor. Damarlarınız içinde kolesterol birikmesini ve bu kolesterol birikmesine bağlı olarak plakların yırtılması ve kalp krizi riskiniz ve ani ölüm arttırıyor. Kanser riski dışında. Yapılabilecek en kötü kötülüklerden birisi bir insanın kendine. Yani şunu diyebiliriz hocam, sigara içmek ölümle dans etmekten kesinlikle farklı bir şey değil. Kesinlikle. Tabii Başar hocamız özellikle girişimsel kardiyolojik işlemler yapıyor. Yani kameralarla damarların içerisine giriyor, kalbin içerisine giriyor ve oradaki yapılan tahribatları, oluşan tahribatları görüyor ve diyor ki vücudunuzdaki bütün hücrelerinizi sigara tahrip ediyor. Onun için lütfen sigara içme kararınızı kesinlikle gözden geçirin. Çünkü sigara içenlerde Covid etkileri çok çok daha fazla. Kronik hastalık gibi düşünülebilir. Evet. Çünkü sigara içmek aslında en büyük kronik hastalık. Çok kesinlikle güzel bir deyim çıkardık hocam. Çünkü akciğer hasarına da yol açtığı için. Evet. Akciğer hasarı olanlarda da zaten aynı şekilde akciğer, kronik hocam, hastalık mide, olarak. Solunum yolları, bütün organlar aslında gerçekten sigarayla harap ediliyor. Ve hocam ritim bozukluğuna tekrar döneceğim. Tabii bu COVID-19 sürecinde daha çok psikolojik etkilerin yükünü insanlar taşıyamadıkları için kesinlikle hocam, bugün özellikle vücudumuzdaki elektriksel iletimi kullanan organ fonksiyonlarında da büyük değişiklikler olduğunu biliyoruz. Evet. Kalp ritiminde hocam, COVID-19'da ritim bozukluğu anlamında somut olarak neler yaratıyor? Covid öncelikle vücuda bir stres getiriyor. Hastalığın derecesiyle tabii direkt olarak değişkenlik göstermekle beraber. Stres düzeyiniz arttığı zaman zaten ritim bozukluklarının temelinde yapısal hastalıklar dışında stres düzeyinizle de alakalı. Ne kadar yüksek strese, bizim sempatik aktivasyon deriz biz buna. Ne kadar stresliyseniz bu ritim bozukluklarının ortaya çıkması da o kadar fazla. Bunun yanında eğer o birey biraz psikolojik olarak da hassassa, biraz anksiyeteye yönelimi daha fazlaysa, bu şekilde örneğin kalp hızının artması bile çok basit, normal ritmin hızlanması, enfeksiyon durumunda, ateş durumunda olabilir. Ki COVID'den sık karşımıza çıkan aslında normal bazal kalp hızının artışı. Bu bile çoğu insanda gereksiz bir stres oluşturup hastaların doktora gitmesine veya işte problemler yaşamasına, şikayetler hissetmesine neden olabiliyor. Bunun dışında bu stres düzeyinin yükselmesi, eğer yapısal bir kalp hastalığı varsa, yani kronik kalp hastalığı varsa, bu gibi durumlarda daha ölümcül, daha tehlikeli ritim bozukluklarının ortaya çıkma şansını arttırıyor. Ritim bozukluklarının
gerek kalbin kulakçığından veya kalbin kulakçığından kaynaklanan değişik ritim bozukluklarının hepsi kalp tutulumu olduğu zaman artan bir durum. Ve COVID'de eğer tutulum varsa maalesef ritim bozukluğu riskiniz artıyor. Evet hocam, özellikle stresin burada iyi yönetilmesi gerektiğini. Kesinlikle. Aslında stresin kaynağı, birçok kaynağı var. Zaten stressiz bir anımız yok. Yani uykuda bile olsak stresi yaşıyoruz. Ama stresin anahtarının bizim herkesin cebinde olduğunu da kısmen unutmaması gerekiyor. Bunu iyi yönetmesi gerekiyor. Kesinlikle. Böylece ritim problemlerimiz, ki strese bağlı olanları da yönetmek mümkün. Hocam, kalp hastası olanlar, kronik kalp hastalığı olanlar COVID-19 önlemlerini uygularken, ayrıca ben kalp hastasıyım, ben şunları da yapmam lazım kalp hastalığından dolayı diyeceğimiz önlemler, unsurlar var mıdır? Öncelikle kalp hastası iseniz zaten almanız gereken bazı ilaçlar ve uymanız gereken bazı öneriler zaten var. COVID olan hastaların kesinlikle ilaçlarını ara vermemeleri lazım. Çünkü bir ilaçlar sizin kardiyak durumunuzu, kalp durumunuzu, iyi durumunuzu sağlayan şeyler. Doktorunuz tarafından size verilen ilaçları lütfen ara vermeyin. Kullanılan bazı ilaçlar, ilk başta COVID salgını ortaya çıktığı zaman kullanılan bazı ilaçların örneğin ritim bozukluğu yapma riski olduğu düşünüyordu. Gerçi şu anda artık kullanılmıyor. Faviva şu anda rutin olarak kullanılan bir ilaç. İlaçlarınızla COVID için kullanılan ilaçlar arasında şimdiye kadar çok bilinen kesin bir ilişki yok. O yüzden lütfen ilaçlarla yan etki veya çapraz ilişki olur diye ilacı kesmeye çalışmayın. İlaçlarınıza devam edin. Sağlıklı yaşam, mümkün olduğu kadar egzersiz düzeyinizi yüksek tutmaya çalışın. Fiziksel egzersiz, hareket ve evde sedanter yaşam, hareketsiz yaşam oldukça riskli. Mümkün olduğu kadar sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, bunlara dikkat etmek lazım. Evet, hocamız dedi ki kalp hastası olanlar COVID-19 riskleriyle özellikle baş başa olduğunuzu düşünürken ilaçlarınızı ihmal etmeyin ve evdeki bu kapanmalara bağlı hareketsiz yaşamı mutlaka harekete çevirin dedi Başar hocamız. Evet sevgili dostlar, şimdi organ bağışıyla ilgili bankamızda geçen hafta gerçekleştirilen etkinliğimizde bakalım bankamızda birçoğunuz aramızda yoktunuz ama bizler hepimiz için, sizler için neler yaptık izliyoruz. Organlarımızı bağışlayalım ki çok daha fazla hayat kurtarılmış olsun. Bu hafta organ bağışıyla ilgili duyarlılıkların arttığı özel bir hafta. Ateş düştüğü yeri yakar ama marifet aslında görmeden de dokunmadan da bu empatiyi geliştirebilmekte, bu duyarlılığı artırabilmekte. Unutmayın, bir bağış çok hayat değiştirir. Hepimizi organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Haydi organlarımızı bağışlayalım. Biz hayatın kutsal olduğuna ve sağlığı korumanın da hayata olan bağlılığımızla bir arada yürüdüğüne inanıyoruz. Her türlü felaket her an herkesin başına gelebilir. Eğer organ bağışına hepimiz destek verirsek, karma dediğimiz şey bir gün mutlaka birimize destek verecektir. Organınızı bağışlayın. Hepimiz insanlar olarak dünyaya, canlılara, çevreye, doğaya, havaya, her şeye hizmet ediyoruz aslında. Ama insanın hayatındaki en önemli hizmetlerden bir tanesi organlarını bağışlamak. Gerçekten bizler birey olarak hizmetlerimizin en iyisini yapmak istiyorsak organlarımızı bağışlayalım. Evet,
hep birlikte geçen hafta organ bağışı konusunda bankamızla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin filmini izledik. Ve önümüzdeki haftada inşallah sizlere organ bağışçı olmakla alakalı sizlerin de katılımını istediğimiz formları göndereceğiz. Umarım hep birlikte organlarımızı bağışlarız ve birçok insanımız aslında hayata tutunmak için bu fırsatı bekliyor. Onlara da katkımız olur ve ailelerimize de arkamızda en büyük gururu da bırakmış oluruz. Evet hocam, bugünlerde yine bu COVID-19 ve kalp hastalıkları deyince herkesin dilinde bir aspirin meselesi var. Bu 100 miligramlık aspirinleri herkes içsin mi içmesin mi? Bu konuda neler söyleyeceğiz hocam? Şimdi konuşmamızın başlangıcında da dediğimiz gibi COVID'in zarar verme mekanizmalarının başında gelenlerden bir tanesi o küçük damarlardaki pıhtı oluşumu. Aspirin bildiğiniz gibi bütün dünyada şu anda pıhtı engellemede en kullanılan en önemli etkili ilaçlardan bir tanesi. Ancak COVID'deki durumda biraz bazı farklılıklar var. Yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki aspirin kullandığınız zaman hastaneye yatışınız, mekanik ventilatöre yani solunum cihazına bağlantınız artı ölüm riskiniz azalıyor. Kalp hastası olsanız veya olmasanız bile. Kalp hastası olduğunuzda bu yarar daha fazla. Ancak COVID'deki olay biraz daha özel bir durum. COVID'de küçük damarlar içinde bu endotel dediğimiz damar cidarındaki hassasiyete, daha doğrusu oradaki yangıya bağlı olarak ortaya çıkan bir durum var. Bunun dışında kan daha böyle pıhtı oluşturmaya daha muktedir hale geliyor. Bu nedenle aspirinle beraber bizim kardiyolojide kullandığımız başka kan sulandırıcı ilaçlar da var. Bu patolojiye baktığınız zaman, bu olayın oluşumuna baktığınız zaman aspirin her ne kadar güçlü bir ilaç olsa da, bu konuda kullanılabilir bir ilaç olsa da gerçek tedavinin bu bahsettiğim daha farklı kan sulandırıcı ilaçların kullanması olduğu konusunda bir görüş birliği olmaya başladı. Aspirin kullanılabilir, kullanılmaz diye bir şey yok, problem yok. Bazı hocalar tarafından belirtilen düşük dozda bile olsa küçüklerde, özellikle çocuklarda görülen bazı sendromların büyüklerde de olabileceği, işte beyin ödemiyle veya ölümcül olan bazı sendromlar var, olabileceği konusunda şeyler de var. Aspirin bilindiği gibi kimyasal molekül. Ve bu kimyasal moleküllerin her birisinin belli, az da olsa belli bir yan etki profili vardır. Bu bahsettiğim diğer ilaçların aynı şekilde. Ancak COVID'li hasta eğer ciddi anlamda hastaneye yatmasına gerektiren bir durumda varsa aspirin yerine bu bahsettiğim diğer kan sulandırıcı ilaçların verilmesi çok daha önemli. O zaman şunu diyelim, kafanıza göre böyle bir aspirin kesinlikle kendinize başlamayın. Evet. Hekiminize danışın. Kesinlikle. O sizin için uygun görüyorsa, evet, çünkü şartlarınızı değerlendirecektir. Kesinlikle. Ve aspirin de önerecektir. Ama hocam tabii aslında COVID'den önce de 40 yaş sonrası insanların özellikle bu pıhtı ve inme meselesiyle ilgili olarak, evet, böyle bir 100 miligram aspirin kullanımı aslında herkese öneriliyor. Doğru. Şimdi bunun o zaman hiç kimse konuşmadı aslında ama şimdi bu COVID meselesi ortaya çıkınca ve kalbi etkileşimi COVID'in anlatılınca ya işte pıhtı yapıyormuş, biz o zaman herkes aspirin içsin meselesi ortaya çıktı. Şimdi aspirin ilk olarak ortaya çıktı ama bahsedilen tabii aspirinin koruyucu etkisi 20-30 belki 40 yıl önceki bazı büyük ölçekli toplumsal çalışmalardan geliyor. Sonuçta hiçbir şey almayan bir insana aspirin verdiğiniz zaman genel popülasyonda bunun bir etkisi var. Koruyucu bir etkisi var. Fakat sonrasında yeni dönemde yapılan bazı çalışmalarda şöyle bulgular var. Eğer damarlarınızda ciddi miktarda bir sıkıntı yoksa veya örneğin kontrolsüz diyabet hastası değilseniz veya kontrolsüz dediğim gibi damar hastalığınız yoksa aspirin almak size aslında çok fazla bir fayda getirmiyor. Tam tersine kanama riskinizi arttırıyor. Çünkü 40 yaşından sonra da başka nedenlere bağlı olarak gerek travma olsun veya ameliyat riskiniz olsun, böyle durumlarda kanama riskiniz çok daha fazla artıyor. Veya durduk yerde beyin kanaması geçirebilirsiniz veya mide kanaması geçirebilirsiniz. Aspirin her ne kadar pıhtısal olayları azaltsa da çok daha fazla aslında kanama riskini arttırıyor. O yüzden rutin olarak herkese kesinlikle, evet, yaş belli bir yaşın üstündeyseniz aspirin kullanmanız gerekir diye bir şey yok. O durum yok artık. Evet hocam. Riskinizin ayarlanıp, riskinizin hesaplanıp ona göre doktorunuz tarafından aspirin alıp almamanıza karar verilmesi lazım. Peki hocam, bankamızın bir çalışanının sorusu var. Diyor ki, bende ritim bozukluğu var ve 100 miligram aspirin kullanmalı mıyım? Yaşım 53. Ritim bozukluğuyla aspirinin bir alakası yok. Aspirinin çalışma mekanizması nasıl? Damarlarınızda pıhtı oluşumunu azaltıyor. Bunu da neyle yapıyor? Trombosit dediğimiz kan pıhtılaşmasına yol açan, yardımcı olan küçük hücre, küçük partikülleri
etkisiz hale getiriyor, çalışmasını engelliyor. Ritim bozukluğu eğer bu bahsettiğim damar tıkanıklığına bağlıysa, ki böyle durumlarda genellikle daha böyle ölümcül, daha böyle kötü sonlanımlı, tehlikeli ritim bozuklukları olabilir. Sadece aspirinle bundan korumak maalesef çok mantıklı değil. Evet, hocamız dedi ki aspirin konusunu lütfen kendinize değil, hekimlerinize bırakın. Onlar sizin için karar versinler. Evet. Ve hocam COVID-19 sürecinde özellikle bugün kronik hastalığı olanların kullandıkları bir hayatı boyunca birçok ilacı var. Evet. Bir de COVID üzerine bindiği anda da, yani COVID'e yakalandığı anda da işte bir takım ilaçlar verildi. Evet. Ve bu kişinin kalp için kullandığı ilaçlar ve COVID ilaçlarını yan yana koyduğumuz zaman bir olumsuz etkileşim, vücuda bir zarar söz konusu mudur diye sormuş yine çalışanım. Şimdi COVID süreci oldukça yakın, kısa dönemli olan bir şey. İlk başta kullanılan ilaçlarla şu anda kullanılan ilaçlar arasında çok fazla fark var. Ve her gün devamlı yeni ilaçlar, çalışmaları, araştırmaları devam ediyor. Ve bu çalışmaların hiçbirisinde şimdiye kadar ciddi anlamda bir etki gözlenmemiş. O nedenle kronik kalp hastalığı olan hastaların kesinlikle ilaçlarına ara vermemeleri ve bunlara devam etmeleri çok önemli. COVID ilaçlarıyla beraber. Evet. Demek ki biz hangi ilaçları kullanıyorsak, yine bunu tabii hekimimizin teyidiyle beraber hekimimize söyleyeceğiz. Biz şu ilaçları kullanıyoruz. Ama çünkü ikisi farklı durumlar ve ikisini de kullanma eğiliminde hocalarımız. Evet. Bir çalışanımızın bir sorusu var. Diyor ki, korona tedavisi oldum. Favikovir isimli ilacı kullandım. Öncesinde hiç olmamasına rağmen çarpıntı problemi başladı. Aile hekimimiz bu sıkıntının 2 ay kadar daha süreceğini, geçmezse kardiyoloğa gitmemi söyledi. Korona sonrası bu belirtiler olağan mı? Uzman doktor kontrolüne beklemeden gitmeli miyim? Şimdi çarpıntı dediğimiz durum aslında çok geniş bir perspektifte olan bir şey. Çarpıntı kalbi hızlı mı atıyor yoksa güçlü mü atıyor? Halkımız genellikle bunu herkes çarpıntı olarak değerlendiriyor. Favipavirin bilinen bir kardiyak kalbe yönelik bir yan etkisi yok. Ama eğer hasta COVID sırasında dediğim gibi stres şeyi yükselmişse, ki hastaların yarısından daha fazlasında normal kalp hızı daha fazla arttığı bilinen bir gerçek. Hem stresten dolayı hem de vücuttaki enfeksiyon varlığından dolayı. Ve o sırada bu ilacı da aldığı için eş zamanlı olarak bu ilaca tabii çarpıntısını, bu ilaca bağlaması normal olabilir beyefendinin veya hanımefendinin. O yüzden 2-3 ay sonrasında hastalık da tamamen dingin hale gelince, ortadan kalkınca, eğer şikayeti devam ediyorsa belki başka bir çarpıntı problemi vardır ve ikisi eş zamanlı olarak şans eseri o anda başlamıştır. Bunun için yine de bir özellikle uzman, ritim uzmanı, bir kardiyoloji uzmanına başvurmasını tavsiye ederim. Evet, ritim bozukluğumuz varsa bunu uzmanla getirip baktıracağız ki benim ritmim neden bozulmuş? Gerçekten bunun altında yatan bir neden mi var? Yoksa bizim yaşadığımız hocam bu COVID-19 korkusu ve paniğinin getirdiği bir ritim bozukluğu mu? Evet. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Diğer bir soru, kalp hastalığı olan bir bireyin kalp rahatsızlığı olmayan bir bireye göre COVID-19'a yakalanma riskinin fazla olduğunu söyleyebilir miyiz gibi bir soru. Bunu aslında hastalık bulaşma riski olarak çok fazla bir fark yok. Fakat hastalığın kronik, daha problemli, daha tehlikeli ve hatta daha ölümcül olmasına yönelik olarak kalp hastalığı varsa bu kesinlikle daha yüksek bir risk. Yine benzer bir soru. COVID-19 enfeksiyonu veya şüphesi riski olan hastaların kalp ilaçlarında bir değişiklik yapması gereken durumlar var mıdır? Hayır. Aslında yoktur hocam. Onu söyledik. Ve hocam şöyle bir soru soralım. Tabii bugün vücudumuzun olmazsa olmaz temel iki organı, biraz önce söyledik, kalp ve beyin dedik. Hı hı. Ve kalp durduğu zaman hayatta duruyor. Kesinlikle. Ve biz kalp sağlığımızı şimdi artık biraz daha insanlara reçeteler, tavsiyeler verelim hocam. Bunları konuşalım. Siz egzersiz yapın dediniz ama bence bunları biraz açalım. Yani bugün insanların kalp sağlıklarını korumak için, çünkü herkesin kalp sağlığına ihtiyacı var. Kesinlikle. Bu hastalık dönemlerinde, stres dönemlerinde, COVID-19 gibi başka süreçlerde de tabii ki daha önemli hale gelmiş olabilir. Biz kalp sağlığımız için neler yapmalıyız? Yanlışlarımız hangileri, hayatımızdan atalım? Neden atalım? Hangi doğruları hayatımıza katalım? Neden katalım? Şimdi düzeltilecek olan faktörler var ve düzeltilmeyecek faktörler var. Örneğin yaş ve işte genetik yatkınlık falan varsa bunlara kimsenin bir şey yapabilecek bir maalesef yetkinliği yok. Ama bir insan eğer kalp sağlığını iyileştirmek istiyorsa yapması gereken en önemli iş öncelikle sigarayı bırakması eğer kullanıyorsa.
Bunun dışında tuz alımını azaltması, hipertansiyonu varsa bunu kontrol altına almak için gerekirse kilo vermesi, şeker hastalığı varsa bu ilaçlarını düzgün şekilde kullanması ve bunun dışında düzenli egzersiz. Egzersiz derken insanlar tabii bazı şeyleri yanlış anlaşıyorlar. Bizim rutin kalp sağlığına yönelik iyi egzersiz dediğimiz durum genellikle haftada gün aşırı 30 dakika biraz daha belki hızlı. Normal bir yürüyüşten biraz hızlı işte belki postacı yürüyüşü diyebileceğimiz eski tabirle. Öyle bir yürüyüş 30 dakika fazlasıyla yeterli insanların kendisini iyi bir şekilde hissetmesi için. Onun dışında kültür fizik hareketlerini tabii ki uzman bir eğitimciden veya bir hocadan okey alarak bundan spor insanlarından destek alarak evet, bunu da aynı şekilde yaptırabilirler. Evet, onun dışında hocam beslenme konusunda sağlıklı beslenme çok önemli. Özellikle tuzdan, katı yağlardan, hayvansal gıdaları tabii mümkün olduğu kadar aza indirip sebze ve meyveyi arttırarak, tahıl ve hububattan gerekli hem mineralleri ve vitaminleri alarak sağlıklı beslenmeye geçmek de oldukça önemli. Hocam tabii bugünlerde biliyorsunuz, bugün Türkiye'de yaklaşık olarak neredeyse herkesin cebinde akıllı bir telefon var. Evet. İçerisinde adım sayar var. Kalori miktarını ölçen bir işte çözüm var vesaire. Evet. Şimdi herkesin elinde bir telefon. Herkes birbirine şunu atıyor. Ben bugün 15 bin adım yürüdüm. Yarın 20 bin yürüyeyim falan. Fakat şöyle söyleyeyim. Burada bir makalede şunu gördüm. Bu egzersizi çok fazla yapmaya çalıştığınız zaman da hocam, özellikle vücutta bazı biriken toksinlerin kalp sağlığı üzerinde negatif etkileri olduğundan bahsediliyor. Yani siz de altını çizdiniz. Dediniz ki lütfen bir spor bilimciye danışın. Kesinlikle. Vücudunuzun ihtiyacı neyse onları yapın. Onun dışındakileri de yapmayın dediniz. Evet. Aslında nasıl ki kalbimizi bir kardiyoloğa soruyorsak, spor için bir spor egzersiz bilimciye, işte beslenme için bir beslenme uzmanına, kesinlikle, işte psikolojimiz için bir psikolojimizi yönlendirmemize yardımcı olacak bir psikoloğa, ne bileyim işte çocukla ilgili sorunumuz varsa bir pedagoğa gibi, aslında bizim ne yapmamız lazım? Bilim insan kaynağımızdan faydalanmamız lazım. Bu Covid-19 sürecinde hocam birçok insan eve kapandı. Evet. İşte evden çalışma, sokağa çıkma, işte onu yapma, bunu yapma noktasında tabii bu sefer evde kaldığımız zaman da bu oluşan stresle beraber insanların yeme alışkanlıkları değişti hocam. Evet. Herkesin terazideki kilolarında büyük bir artış oldu ve bizim şişmanlık, fazla kilo ve obezite dediğimiz sorunlar ortaya çıktı. Bütün dünyada da böyle bir eğilim var. Evet. Obezite bugün kalp ve dolaşım sağlığımızı nasıl etkiliyor? Obezite öncelikle vücudunuzun kapasitesinin üzerine bir şeye çıkıyorsunuz, yüke çıkıyorsunuz ve kalbiniz sonuçta burada en önemli motorunuz, aslında bir şekilde motor. Obezite ile beraber, yani kilonuz arttığı zaman %10 veya %20'den daha fazla arttığı zaman vücudunuz ve doğal olarak kalbiniz daha fazla çalışması gerekiyor. Ve bu yağ dokusunun getirdiği diğer problemlerden bir tanesi de yağ dokusu aslında kendisi de bir endokrin organ dediğimiz, aslında bazı zararlı maddeleri salgılayan bir yapı haline geliyor. Ve bu salgılanan maddeler vücudunuzda birçok probleme yol açıyor. Örneğin damarlarınızda kolesterol plaklarının gelişmesine yol açıyor. Tansiyon, kan basıncı değerlerinizi arttırıyor. Bu ikisi beraber olduğu zaman sonuçta damar sağlığınız bozulmaya başlıyor. Kalbiniz, örneğin şah damarlarınız veya beyin damarlarınızın içinde plaklar oluşup size sonrasında bunlar kalp krizi veya inme gibi sonuçlarla karşı karşıya getiriyor. Bunun dışında bu bahsettiğim şeyler böbrek sağlığınızı bozuyor. Böbrek sağlığınızı bozduğu zaman bir süre sonrasında belki diyalize kadar gidebilecek kötü durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden kilo alımı tek faktör olarak değil, çok birden fazla faktör olarak düşünülmesi lazım. Vücudunuzun her yerini etkileyen bir şey ve öncelikli olarak etkilediği damar sağlığınız. Damar sağlığı da vücudunuzdaki her türlü organın fonksiyonu için en önemli şeylerden bir tanesi. Demek ki obezite ya da fazla kilo ya da şişmanlığı sadece vücudunuzdaki yağların artması olarak düşünmememiz lazım. Evet. Aslında hocam yağlar artarken vücudumuzdaki diğer dokular küçülmeye başlıyor. Kesinlikle. Kaslarımızı kaybediyoruz. Evet. Kaslara ihtiyacımız var. Çünkü bizim hareketli bir organ olarak ya da bir vücut olarak yaratıldık. O hareketi temin etmek için de bizim kaslara ihtiyacımız var. Yağların, kasların yerine lütfen yağları koymamaya, kesinlikle, dikkat edelim. Hocamız bir şey daha söyledi. Dedi ki
Kilo almak sadece yağları artırmak değil, damarların içerisindeki ve organların içerisindeki hücrelerin etrafındaki yağlar da arttığı zaman evet, bizim biyolojik yaşamımız olumsuz yönde etkiliyor ve birçok risklerle baş başa kalıyoruz. Gerçekten bizler aslında hocam bugün beslenme ve diyet uzmanlarına gidip işte vücut kitle endekslerimizi ölçtürüp işte laboratuvara gidip işte sizlere gelip kolesterol ve yağlarımıza baktırıp buna göre aslında bizim bilimin imkanlarından faydalanmamız gerekiyor hocam. Diğer bir husus hocam, özellikle tabii bugün Covid-19 sürecinde çocuklar da, eskiden çocuklar çok dikkate alınmıyordu ama şimdi artık çocuklar da çok fazla artık şeye girdi, objektife girdi. Evet. Çocukların kalp hastalıkları ve Covid-19 ile ilgili olarak neler söyleyelim hocam? Çocuklarda şimdiye kadarki data genellikle yaşlı hastalarla ilgili. Genellikle yaşlı hastalar, daha doğrusu kronik hastalığı olan hastalar, ki bunların çoğunun zaten maalesef %70-80 olasılıkla yaşlı. Çocuklarla ilgili çok fazla data yoktu. Genellikle çocukların Covid hastalığından, kötü durumundan korunduğu konusunda bir ön yargı vardı. Fakat zaman ilerledikçe bu koronavirüsün çocuklarda da bazen çok ciddi problemleri, maalesef ölümlere yol açtığı görülmeye başlandı. Covid hastalığının artık değerlendirilmesi, bunun saf bir enfeksiyon olarak değil, viral bir enfeksiyon olarak değil, çok multi yönlü, birden fazla yöne sahip. Örneğin dediğim gibi sadece direkt dokuya girip, dokuyu hasar verip, akciğer veya kalp dokusuna hasar verip sorun çıkarması dışında, bildiğim gibi bir damar problemi olması, damar içinde küçük pıhtı oluşturması, yangı, enflamasyonun arttırması sonucu genel aslında bir çok yaygın bir hastalık. Birden fazla organı etkileyen, bütün vücudu etkileyen bir hastalık. Ve buradaki en önemli bunun olup olmayacağına karar verdirici mekanizma ise bu hastalığın olduğu kişinin, çocuk, yaşlı veya yetişkin, genç yetişkin fark etmez, İmmün sistemin, yani bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olmasıyla alakalı. Eğer bağışıklık sistemi, genç veya çocuk fark etmez, zayıfsa maalesef Covid bu hastaları daha fazla etkiliyor ve hastaneye yatmasına, hatta ölümüne daha fazla yol açılıyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz hocam? Çocuklar aslında daha az risk altında ama kronik rahatsızlıkları varsa bu kişilerin, evet, bağışıklık sistemleri de zayıflayacağı için bu, evet, kişiler Covid için aday, daha güçlü aday durumuna gelebilirler. Kötü doğru mu söylüyorsunuz? Için daha, evet, riskli hale geliyorlar. Riskli hale gelebilirler. Ve hocam son dakikalarımıza geldik. Tabii bugün siz bir kardiyolog olarak, bir kalp sağlığı uzmanı olarak insanların kalp ve dolaşım sağlığını temin etmek için işte cihazlar altında kişilerin damarlarından kalbine girip veya damarların içerisine girip kişilere stent koyuyorsunuz. Ne bileyim, kapaklarla ilgili bir takım müdahalelerde bulunuyorsunuz. Tabii bu Covid sürecinde bugün işte dendi ki ameliyatlar zorunlu değilse ertelensin. Acaba bu sizin yaptığınız girişimsel işlemler için, kalp ve damar sağlığındaki yaptığınız girişimsel işlemler neler ve bunları Covid ötelenmesi için bir neden oluşturur mu Covid? Bu konuda neler, evet, söyleyeceğim? Çalıştığım Ankara Üniversitesi Türkiye'deki girişimsel artı benim alanım olan elektrofizyoloji dediğimiz ritim bozukluklarında Türkiye'deki en büyük şeylerden bir tanesi, merkezlerden bir tanesi ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Covid zamanında bizim elektif dediğimiz çok acil olmayan işlemlerimizin yaklaşık 1/4, 1/5 civarında azaldığını biz çok net olarak gördük. Hastalarımızın çoğu refere bir merkez olduğumuz için genellikle Türkiye'nin her yerinden bize hastalar üçüncü basamak olarak bize gelirler. Son dönem hastalar veya işte oldukça sıkıntılı, dışarıda yüksek risk olarak kabul edilmiş olan hastalar. Bu hastalar çoğunun artık bize gelemeyeceğini gördük. Ve bu hastalar maalesef çoğu kez kendi yaşadıkları yerlerde, köylerde veya kasabalarda, Anadolu'nun birçok yerinde maalesef bu hastalar kendi evlerinde hayatlarını kaybettiler. Covid'in problemi aslında şu, sağlık sektörüne getirdiği yüklerden bir tanesi, normal hastanenin çalışma yükünü direkt Covid hastalarına yönlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin elinizdeki solunum cihazları, koroner yoğun bakım veya yoğun bakım ünitelerinin hepsi şu anda Covid servisine dönüştürülmüş durumda. Böyle bir durumda personeli de aynı şekilde oraya transfer etmeniz lazım. Kendimiz de, biz de Covid servislerinde çalıştık. Böyle bir durumda hastaların size ulaşsa bile o hastaya uygun zamanda, erken zamanda müdahale şansınızı oldukça ciddi anlamda kaybediyorsunuz. Covid'in
bütün dünyada böyle ve Türkiye'de de maalesef böyle oldu. Sağlık sistemine getirdiği problemin başında sistemi tamamen satüre etmesi, yani sistemi tamamen doldurması olarak düşündük. Böyle bir durumda siz sadece COVID'li hastayla uğraşıyorsunuz veya çok elzem, çok acil durumlar. Hastanın örneğin kalp damarı tıkanmış. Bunu acil açmanız lazım. Örneği açmazsanız belki yarım saat, belki bir saat içinde ölecek. Böyle durumdaki hastalara biz artık müdahale edilebilir halde durduk uzun zaman. Artık yavaş yavaş bunu düzelebileceğini düşünüyoruz. Fakat son zamanlarda ikinci bir pik olduğunu artık herkes farkında. Hasta sayısında azalma var bizim elektif dediğimiz hastalarda. Ancak acil durumlardaki hastalara müdahale edilebiliyor. Fakat dediğim gibi COVID'li hastalar, COVID gerçeği bütün sağlık sistemini şu anda tamamen meşgul ediyor durumda. Evet. Ve biz elektif dediğimiz normal yani zamanlarda müdahale edebileceğimiz hastalara şu anda gerekli ilgi ve alakayı gösteremiyoruz. Evet, o zaman buradaki izleyicilerimize ve çalışanlarımıza şunu söylememiz gerekiyor. Bu COVID sürecini atmadığımız sürece biz bu tür sorunları çok konuşuyor evet. ve yaşıyor olacağız. Evet. Onun evet. için herkesin aslında COVID'i nasıl ki biz başlattık insanlar yine evet. biz bitireceğiz. Evet. Neyle bitireceğiz hocam tabii? Koruma ve korunma kurallarını uygulayarak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler çalışanlarımızın, insanlarımızın kalp ve yaşam sağlıklarına büyük katkılar getirecek. Evet sevgili dostlar, bugün de Halkbank Genel Müdürlüğümüzün Ankara'daki binasından Halk Akademi TV'nin organize ettiği sosyal destek servisi projesi kapsamında televizyon programımızı gerçekleştirdik. Bugün konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde kardiyolog olarak çalışan hocamız Doçent Doktor Başar Candemir'di. Ve inanıyorum ki bu güzel bilgiler hepinizin, ailenizin hayatına sağlık katsın. Önümüzdeki programda tekrar bir arada olmak dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.